Şöyle bir öngörülerini almak istiyorum. Birkaç mesele var. Biliyorsunuz Tayyip Bey Kılıçdaroğlu'na meydan okudu. Kılıçdaroğlu Tayyip Bey'e meydan okudu. Kılıçdaroğlu'nun meydan okuması çok yerinde. Tayyip Erdoğan hep meydanlarda Kılıçdaroğlu'na habire vuruyor. Kılıçdaroğlu da hodri meydan dedi. Yüreğin yetiyorsa dedi, prompterlarınla dedi, danışmanlarınla dedi, istediğin herhangi bir televizyon karşısında çık karşıma dedi. Tayyip Erdoğan ne oldu? Bir cevap veremedi. Yüreği yetiyorsa çıksın dedi. Çıksın yani o zaman. Çıksınlar, tartışsınlar, yani vatandaş da izlesin. Ne var eskiden bunda? Bir kültür vardı. Yani AKP her şeyi yok ettiği gibi eskiden siyasi liderler çıkıp arena programlarında tartışır, konuşurdu. Ne yazık ki onu bile yok ettiler. Bakın her gün o kadar çok olay oluyor ki ülkede. Gündemi takip etmek için artık diş kalmadı ya. Sinir stresten dişlerimizi sıka sıka. İki gün önce gerçekleşen bir olaydan bir kötü bir iyi örnek vereceğim. Burası İzmir. Mehmet Ali Çelebi, ben de CHP'ye oy verdim. Benim oylarımla seçildi, milletvekili oldu. Ergenekon kumpas mağduruydu. Orada Kılıçdaroğlu ona sahip çıktı. Evliliğinde şahitlik etti, milletvekilliği yaptı. Milletvekili yaptı onu. Yani ahde vefa diye bir şey kalmamış. Yani AKP ve Tayyip Erdoğan değişmiş mi? Değişmemiş. Değişen Mehmet Ali Çelebi oldu. 22 ay önce AKP'ye miadı dolmuş diyen Mehmet Ali Çelebi. Ne oldu da AKP'ye gitti? Bir de rozeti takarken kadının yaşını soruyor, kariyer yaptığını söylüyor, kariyerin annelik olduğunu. Tamam, annelik güzel bir şey de onun söyleme amacı farklı. Yani evinde otur, 3 tane 5 tane çocuk yap diyor. Bakın, Mehmet Ali Çelebi'ye verdiğim oy ona haram olsun. Çünkü benim oyumla milletvekili seçildi. Bir tarafta da AKP Urfa milletvekili Eşref Fakıbaba. İstifa ederken istifa metninde ne dedi? AKP'ye ve benim milletvekili olmama, oy veren millete haksızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum dedi. Bak ne kadar onurlu bir duruş. Ve AKP'de unutulan bir şeyi hatırlattı. Neyi hatırlattı biliyor musunuz? İstifa müessesesinin olduğunu hatırlattı. Bakın, Cumhurbaşkanı'na metiyeler düzüp de alkışlayıp herhangi bir şey yapmadı. Sadece AKP'de milletvekili olmam, Urfalıların bana verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum dedi. Aklımı istiyorum demedi yani. Bakın, bu ülkede bakan istifa etti. 27 saat herhangi bir televizyon kanalı haber yapabildi mi? Haber yapamadılar. Şimdi sansür yasası diyorlar. Sansür yasası nedir? AKP'nin lehine herhangi bir söz, eylem, hiçbir şey yapamazsın. Ama onların kanalında her türlü şeyi söyleyebilirsin, hakaret edebilirsin, küfrü söyleyebilirsin. Muhalefetin ağzından yanlışlıkla bir şey çıksa bile RTÜK başkanını alkışlıyorum. İyi görevini yapıyorsun. Liyakat yok. Milletvekili olmanın yolu nereden geçecek? Cumhurbaşkanına iyi görünebilmek için bazılarının canını yakmak. Ya arkadaş, hangi dinde bu kadar kin, nefret ve ötekileştirme var ya? 3 günlük dünya. O yerin altında düz yatabilmek için, yaşadığımız süre içinde dik durabilmek çok önemli ya. Bu ülkenin talanında, vurgununda, yıkımında şekere zam geldi. Şeker fabrikalarını önce ne yapıyorlar? Kapatıyorlar, çürümeye terk ediyorlar. Sonrasında yandaş firmalara ihale yapıp konut yapıyorlar. AKP'nin ilk gelişi nasıldı? Konuta, inşaata rant yaratıp kendine yandaş yarattı. Yoksulluğu bitirmek gibi bir derdi yok AKP'nin. Yoksullaştırıp kendine mecbur bırakıp AKP'nin tek yaptığı şey ölümü gösterip sıtmaya razı ettiriyor. Bakın, emekli perişan. İşçi perişan, öğrenci perişan. Abi bugün gidiyorsun markete, vallahi yarın gitmeye korkuyorsun. Şimdi tam dolar durdu yerinde ama başka her şeye zam geliyor. Hiçbir şey alamıyoruz. Durumu, ekonomik durum iyidir diyenden ben şüpheliyim. Ve önümüz kış. Önümüz kış. Yani hep Almanya bizi kıskanıyor. Ya kim kıskanacak abi? Tamam, her tarafta kriz var. Adamların devleti yardım ediyor. Sosyal devlet. Bizde kimse bize... Bana yardım olmadı hiçbir zaman. Etrafımda yardım alan olmadı. Her çıktıklarında mesela 20 yılın sonunda Tayyip Erdoğan geçenlerde bir açıklama yaptı. Yolsuzluğu bitireceğiz, hırsızlığı bitireceğiz, talana dur diyeceğiz dedi. Ya 20 yılın sonunda bunu yapacak olan değilsin. Bu bir itiraftır. En önemli şeyleri, ben emekliyim.
Ben eczaneye uğruyorum, ilacımı alıyorum. Benim önümdeki Afrikalısı, Suriyelisi, Arabı, ben 38 lira ödeme yapıyorum, o 5 kuruş yapıyor. Türk milletinin Arap'la bir kan bağı yok. Bizi birinci dünya harbinde İngiliz'e, Fransız'a, İtalyanlara sattınız. Osmanlı ekmeğini yediniz, Osmanlı sancağına, Osmanlı halifesine hainlik yaptınız. Şimdi de bizden dileniyorsunuz. Türk milletinin Arap'tan bir kan bağı yok. İnanç bağı var. O da kalmış belki bir okka, belki 150 gram. Nedir burası ya? Ne kadar Afrikalı var, Sudanlı var, Suriyeli var, Iraklı var, Filistinli var. Filistin'i Arap beyleri, Mekke Şerifi Hüseyin'in çocukları sizler vermediniz mi Yahudilere? Eşref Fakı Baba'nın istifası çok önemli ve çok değerli. 2009 yılında AKP Eşref Fakı Baba'yı aday göstermedi. Adam çıktı orada bağımsız aday olarak %44 oy aldı. Hem de one minute rüzgarı estiği zamanlar bakın. Şimdi olsa deriz evet AKP zayıflamış, odur budur birçok neden sayabiliriz. O bile 20 yılın sonunda evet ben AKP'den ayrıldığım için tamam güzel dostluklarım, arkadaşlıklarım oldu diyor. Ama ayrıldığım arkadaşlar güzel şeyler söylüyor. Yani hırsızlığa, yolsuzluğa, tefeciliğe, mala çökmeye diyor. Bugün İsmail Saymaz'ın yazısını okudum. Ben Cumhurbaşkanı'na yarım saat anlattım. Kim kimin malına çöküyor, kim kime ne yapıyor, tefecilik yapıyor, onu yapıyor, buna yapıyor. Yüzüne karşı anlatmış. Anlatmış, İsmail Saymaz yazdı. Ve hiçbir şey olmadı diyor. Bakın cennete gitmek isteyenlerin cehenneme çevirdiği bir ülkede yaşıyoruz şu an. Bizim insanca yaşamamız gerekirken... Ya şu gençler, yani Tayyip Erdoğan 3 gün önce söylüyor, gençler Avrupa'ya giderse gitsin diyor. Sonra vay efendim o gençler gitmesin de şöyle olsun da böyle olsun. Vize verilmiyor. Yani her yerden ümümüzü sıkmışlar. Yani %65'e kelepçe vurabilirler mi arkadaşlar? Herkes konuşmalı. Bu yılan illa size soktuğu zaman değil. Amcaya soktuğu zaman susarsam ben, abiye soktuğu zaman susarsam, bu genç kardeşime soktuğu zaman susarsam o yılan eninde sonunda gelip beni bulacak. Ben de çığlık attığımda kimse bizi kurtaramayacak artık. Yeter artık ya. Vallahi buramıza getirmiş. Ben onu bunu anlamadım. Ben şu anda bu 20 yıllık iktidardan ben memnunum. Tamam mı? Senin tüp gaz kuyruğuna girdiğini hatırlıyor musun? Yaşadın mı sen o günleri? Bülent Ecevit hastane kuyruğu, hastane kuyruğuna girdiğini hatırlıyor musun? He? Bankamatiklerde paranı çekerken öldüğünü hatırlıyor musun sen? Önce yaşına bak ve geçirmişliklerimize bak. Efendim biz tamam dinliyoruz mı? Sizi de dinleriz. Buyurun. Yani demek istediğim olay şu. 1938'den sonra Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra 40 yıl bu memlekete çivi çakılmadı. Gitti hanım Fransız'a heykel yaptırdı inini. Mustafa Kemal Başak şey şimdi. Bir dakika karışırma, karışırma. Bir dakika ben özüyü bir dinle. Abi. Tamam. İnini gitti hanım heykelini yaptırdı. Boğaz Köprüsü yapılacaktı. Enflasyon bilmem bir şey oldu. Şu anda, ya, şu anda çok zor durumdayız abi. Ne zoru ya? Abi eskilerde. Hep eskilerde kalmışlar. Tüp kuyruğu vardı. Ya yani kuyruğu vardı. Saldı, ondan tüp kuyruğu vardı. İşte onu yani anlatmıyorlar. Yani bankamatik kuyruğunda ölmüşmüş. Ya sen ölmüşsün haberin yok. Eskilerde niye kalıyoruz abi? 7 ay kaldı seçime. Vallahi bir mucize olmazsa Millet İttifakı bu seçimi alacak. İnşallah olmuş. Yani artık insanlar bıkmış, insanlar mutsuz, insanlar hayattan tad almıyor. Vallahi yediğimiz ekmekten tad almıyoruz ya. Şimdi bu ülke nasıl bir ülke biliyor musun? Diktatörlükle yönetilen bir ülke. Gazetecilerin bağımsız olmadığı bir ülke. Gazeteciler bağımsız olacak. Politika yapmayacak. Almanya'daki gibi. Avukatlar politika yapmayacak, siyaset yapmayacak orada. Hak, hukuk yerini bulacak. Tamam mı? Bir adamın sözüyle hiçbir şey yapılmayacak. Bir adam, tek adam. Sistem olacak diyorsun yani. Sistem olacak. Ben Almanya'da ne oluyorsa ben onu isterim. Bakın sistem ve liyakat olmazsa, ya Bartın Amasra'da 45 canımız gitti. 2 ay öncesinde denetleme olmuş. Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var. 24 saat dolmadan ölülerimizi çıkardık diyor. Ya onların ölmemesi için mücadele etmemiz lazım ya. Bu ülkede en ucuz şey insan hayatı. Seçime gidiyoruz. Herkes mutsuz. Herkes sandığı bekliyor. O sandık gelecek ve AKP'yi gömeceğiz. Ve her şey çok güzel olacak.